Teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir araya getirmemizi sağlayan Hava Hanım'a, bizim derneğimizin gönüllü annesi, yönetim kurulu üyesi, teşekkür ediyorum. Murat, hoş geldin. Murat, bizim bugün... Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada hepinizi görmüş olduğuma çok sevindim. Hep çok sevdiğim insanların hepsi bir arada. Onları görmüş olmanın da sevindiği için de güzel bir toplantı olmasını diliyorum herkese. O zaman başlayalım hocam. Ben başlayabilirsin. Hoş geldin diyorum tekrar. Evet, ben şimdi bir yandan hemen yazıyı da açayım. Evet, yazımızın adı saçlarda tek düşbar implant edilmiş konulmuş hastaların saçlarındaki metal eser elementlerin önemi. Şimdi bu çalışmaya biz nasıl düşündük? Aslında daha önceden bu bar koyduğumuz hastalarda bir miktar eser elementin vücuda geçtiğini biliyorduk. Fakat bunların ne kadar geçtiğini, ne gibi yan etkiler yapabileceğini merak ettik. Bu amaçla daha önceden bir bu hastaların idrar ve kanlarıyla ilgili küçük bir çalışma yaptık. Çok düşük hasta sayısıyla beraber. Bu arada şunu fark ettik. Bu eser elementlerin, vücuda geçebilen eser elementlerin kanda ve idrarda düzensiz bir yükseliş ve düşüşe yol açtığını, bunun vücudun işte idrardan atılma mekanizması, detoksifikasyon mekanizmalarıyla kan düzeylerinin etkilendiğini ve bunların aynı zamanda alınan örneklerin de hem bekletilmesi hem çalışılmasındaki sıkıntıları fark ettik o çalışmayı yaparken. Aynı zamanda bu konuda çok sayıda da kan ve idrar üzerinde çok sayıda çalışma da var. Bunun üzerine hastalardan daha iyi sonuç alabileceğimiz, daha güvenilir ne alabiliriz diye düşündük, araştırdık ve saçın vücudun eser element düzeyini göstermede çok hassas bir önemi var. Bu çalışmada, bu yazıda, ileriki şeylerde de atomik bir takım resmi kurumların da önerdiği bir parametre bu. Çünkü saç çok yavaş büyüyor. Aynı zamanda eser elementlerden oluşan bir takım bir keratinize yapısı var ve bu eser elementler çok az değişiyor. Vücudun yapısında çok güzel yansıtıyor. Ve tabii ki toplanması kolay, depolanması kolay. Biraz çalışılmasında güçlükler olsa da o da bir defaya mahsus, hep beraber toplu çalışıldığı için gayet iyi bir yapı malzemesi değerlendirmek için. Şimdi bunun yanında tabii bu çalışmada başlarken bu barların, vücuda konulan barların özellikle daha başka yerlerde kullanılan, işte dizde kullanılan, belde kullanılan bazı yine metal alaşımlı malzemelerde yapılmış çalışmalarda bir yüzeylerinde değişiklikler oluştuğu, korozyonlar geliştiği ve bu korozyonlardan da vücuda metal elementler eser. Murat Hocam, sesiniz kesildi. Bir sorun mu oldu? Evet. Şimdi tamam. Murat Hocam, tekrar sesiniz kesildi. Murat, sesini duyamıyoruz. Murat Hocam, sesiniz gelmiyor. Kulaklığınız belki şey yapmıyordur. Kulaklığınızın belki şarjı azaldı, ondan olabilir. Efendim? Şu an geliyor sesiniz hocam. Tamam, geliyor. Tamam, bir an ses gitti gibi geldi bana. Bize de gelmedi sesiniz hocam. Şimdi tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Sesim gelmeye devam ediyor. Peki. Şimdi biz bu amaçla hastalar... Murat hocam, kulaklık yine problemli hocam. Sanırım şarjı bitiyor, o yüzden sesiniz gidiyor geliyor.
Peki. Bu şekilde konuşalım. İptal edelim. Bugün. Evet. Belki. Evet. Şimdi nasıl? Şimdi gayet iyi. Tamam. Sesi biraz da böyle arttırayım. Tamam. Çok iyi. Tamam. Peki. Bundan sonra inşallah sorunsuz devam edebiliriz. Ederiz hocam. Ederiz. Olur böyle şeyler hocam. Biz bunları Onur şimdi editleyecek. Sıkıntı yok hocam. Siz rahat konuşun. Tamam. Bu bir prospektif çalışma planladık. Bu prospektif çalışmada hastalardan önce saçlarını aldık. Sonra metal barları yerleştirdik ve önce aldığımız saçlarındaki saçları kontrol grubu olarak kullandık. Ondan sonra metal barları yerleştirdik hastalara. Bu metal barları ortalama, ben kısaca tabii yayını birazcık artık süreyi de şey yapmamak, aşmamak adına birazcık hızlı geçeyim. 35 ay civarında tuttuk ortalama. O 97 tane hasta, yani katılan hastaların dışlanan hastaları geçiyorum. Koyduğumuz barın içeriği ise demir, krom, nikel ve molibdenden ağırlıklı olarak oluşmaktaydı. Bunların oranları %62 demir, %18 krom, %15 nikel ve %3 civarında molibden. Bunun yanında ufak %2 civarında da manganez, silisyum, kobalt, kapır, yani bakır vesaire, alüminyum gibi şeyler de vardı. Özel şey vermeyeyim. Herkesin uykusu geldi ne yazık ki toplantının uzamasıyla. Bu malzemeden oluşan barları yerleştirdik. Bu barların 35 ay tuttuktan sonra 97 tane hastamızda kalan hastaları saçlarında ilk aldığımız örnekte, yani daha bar yerleştirmeden evvel aldığımız örnekte nikel oranı örneğin 34.1 iken barı çıkaracağımız zaman 36.6 ppm olmuş ve bu anlamlı derecede bir artışa yol açmış. Ondan sonra krom seviyesi 6.93'ten 20.92'ye çıkmış saçta ppm olarak. Yine demir oranı 7.86 ppm'den 23.2'ye çıkmış. Molibden oranı da 0.29'dan 1.4'e çıkmış. Bunların hepsi istatistiksel olarak anlamlı. Yani vücuda eser elementler geçiyor ve bunlar belirli yerlerde birikebilir ya da vücut bunu atmaya çalışıyor. Belki bir kısmını idrarla veya diğer yollardan bazılarıyla atabiliyor ama bir kısmı vücutta kalıyor. Bunun sonucunda bu hastalarda vücuda geçiş olduğunu hem göstermiş olduk. Şimdi bununla beraber bu çalışmanın sonunda bu hastalardaki alerjik reaksiyonların bir nedeni olduğunu düşündük buna bağlı olarak. Ve bu metal malzemelerin vücuda yerleştirilmesiyle öncelikle yerleştirildiği yerden başlayan, sonra vücudun genel dolaşımına katılarak bazılarında örneğin nikelde dalak gibi belirli bir elementlerin yerleşim yerleri de saptanmış. Deneysel yapılan bazı çalışmalarda, hayvan deneylerinde yerleşebildiği gösterilmiş. Ve buna bağlı bazı tabii bizim alerjik reaksiyonlarımız görülüyor. Bunların aşamaları neler? İşte kızarıklık, hafif bir papilomaküler yapılar ya da bülöz ya da hafif vezikül şeklinde alerjik reaksiyonlardan, hiperemilerden tutun, açılmalara kadar varan değişik hipersensitivite reaksiyonları gördük, görüyoruz da. Bunların tedaviye de oldukça genelde dirençli oluyorlar. Bizim bu çalışmamızın asıl hedefi bunu vücuda eser elementlerin geçtiğini tam anlamıyla en iyi gösteren bir yapının saç olduğunu göstermek. Ve eğer bir alerjik reaksiyon görürsek bunun hangi elemente bağlı olduğunu saçı analiz ederek de ayırt edebiliriz. Örneğin kroma mı bağlı? İşte daha fazla krom biriktiyse veya işte nikele mi bağlı olduğunu araştırmak ve buna yönelik belki şelasyon tedavileri gibi bazı tedavilerin ön plana çıkarılabileceğinden bahsetmek istedik. Bunun dışında bundan sonraki şeylerde artık alerji veya dokudaki ve genel dolaşımdakiler üzerine karşılıklı konuşaraktan devam etmenin iyi olacağını düşünüyorum. Yayının temel şeyi
buydu. Tartışmada, tartışırken, konuşurken bu tartışmadaki şeylerden de bahsedebiliriz. Yani örneğin işte neler oldu değişik çalışmalarda. Vücudun mesela insanların kişisel olarak bazı mücevher gibi metallerle temasında alerjik oranlarının %10 ile 15 civarında genelde görüldüğü. İşte bunun vücuda konulan şeylerle ilişkisi olduğu. İşte hastalarımıza bunu uygulamadan evvel hepimiz sorduk alerjik şeyler var mı, metale karşı alerjileri var mı gibi. Hastalarımızda daha önceden bir özellikle bizim stabilizerleri cildine yapıştırarak 72 saat kadar ben tutuyorum ortalama. Bir alerjik reaksiyonun yol açıp açmadığını görüyorum. Ondan sonra varsa ona uygun olarak konuşuyoruz. Eğer böyle alerjiden çok şüpheleniyorsak metal barlardan uzaklaşıp titanyum barlar tercih edilebilir. Bizim fakat bu alerjik reaksiyon olanlarda da %100 alerjik reaksiyon gelişecek diye bir yayınlarda şey de yok genel olarak. %100 gelişir diye bir oran da yok. İkincisi titanyum barlarla ilgili de ulaşımla ilgili de bazı sorunlar vardı o zamanlar özellikle. Ve bunları da düşündüğümüzde yani bu acaba tamamen dışlamalı mıyız alerjik reaksiyon şüphesi varsa? Ya da bununla mücadele edebilir miyiz? Çeşitli yayınlarda buna rağmen uygulanmış hiç alerji gelişmeyenler olduğu gibi alerjik reaksiyonların kontrol edilebildiğine dair bilgiler de var. Dolayısıyla bunların etraflıca bir tartışmasını beraber yapsak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlardan katkıda bulunmak isteyen varsa yazının ayrıntılarına çok da fazla girmek istemiyorum. Tartışmanın biraz daha değerli olduğunu düşünüyorum. Örneğin neden idrar ve şey kullanılmıyor? Yoksa saklaması zor. Çalışması daha zor. Örneğin idrar özellikle 24 saatten sonra çalışıldığında genellikle yanlış sonuçlar veriyor. Çünkü değişiyor oranlar. Kanın bekletilmesi, saklanması sonra çalışılmasında daha masraflı duruşu var. Bir de kan seviyesi çok hızlı değiştiği için çok değişik sonuçlar çıkabiliyor. Gibi saçı tercih nedenimiz. Pektus barlarla ilgili de söylenebilecek şeyler nasıl oluyor? Pektus barları yerleştirdikten sonra vücutta hipersensitivite dördüncü derece bir alerjik reaksiyon oluyor. Vücuda yabancı bir cisim girdiği için onun etrafına hemen makrofajlar gelip sarıyor. Ayrılan eser elementleri fagosit ediyorlar. Bunlardan çeşitli uyarıcılar vasıtasıyla T lenfositler, B lenfositler vesaire geliyor ve o bölgede bu barlarımızın etrafına saran bir pseudoartroz dokusu ya da ince bir doku da olabilir gelişiyor ve bunu sınırlamaya çalışıyor vücut. Dolayısıyla metal salınımını azaltmaya çalışıyor. Ama bu arada yine de geçiş devam ediyor yumuşak dokularda, kemikte. Barların üzerinde ise tabii kırmamıza, bükmemize bağlı olarak ufak tefek kırıklar oluyor. Oradan salınımlar artabiliyor. Yine makrofajların saldırısına bağlı ufak eser elementlerin koparmalarıyla mesela bazı barlar çıkarıldıktan sonra elektron mikroskopunda yapılan çalışmalarda yüzey düzgünlüğünün bozulduğu gösterilmiş. Dolayısıyla bu barlardan bir eser elementin çıktığı da gösterilmiş. Bunun yanında ayrılan eser elementlerin vücut içerisinde dağılımı, genel sistemik dolaşıma geçmesi sonucu özellikle mesela daha önce yaptığımız bir çalışmada demir ve kromun çok yüksek oranda arttığını gördük kanda. Nikel de vardı barda. Nikel daha az artmıştı. Normal değerine yakındı. Fakat idrarda ise krom ve demir seviyesinin ileri derecede atılımını fark ettik, gördük. Böylece vücut demire alışık, dolayısıyla demir atılımını çok yüksek oranda arttırarak kan demir seviyesini normale getirmeyi başarmıştı pektus barlı hastalarda ama krom seviyesi normale gelmemişti. Dolayısıyla bunda mesela bu hastada bir krom alerjisi gelişebilir veya krom birikimine bağlı bir hastalık gelişebilir. Bu eser elementlerin veya ağır elementlerin vücutta birikimine bağlı birçok hastalık da var. Dolayısıyla bu krom toksik reaksiyonları olabilir. Organ fonksiyon bozukluğu da olabilir. Bunlarla ilgili ispatlanabilmiş çalışma da yok ne yazık ki. Şöyle yani hastada bir toksik olay geliştiğinde bunun konulan bara bağlı olduğunu göstermek de son derece zor. Çünkü bunu etkileyen çok değişik faktörler var. Beslenme, bulunduğu bölge, hava şartları vesaire. Birçok şeyden etkileniyor insanlar. Bu tür alerjik reaksiyonlar veya birikimlere bağlı.
Yani bir toksik olayın birçok yerde kandaki yüksek seviyesi ya da saçtaki yüksek seviyesi bulunmasına rağmen yüksek bulunan hastalarda hepsinde ortak görülen bir takım toksik şikayet ne yazık ki tespit edilememiş. Yani bunların toksik bir olaya yol açtığını gösterir bir yayın ben bulamadım açıkçası, yayınlarda da bahsedilmiyor. Bu şu demek, yani vücutta bir eser element miktarında artış var ama toksik bir olaya yol açtığına dair elimizde kesin bir bulgu yok. Evet hocam, biraz hızlıca açıklamaya çalıştım özünü. Bu gayet güzel gidiyor yani, ben çok soracağım soruların hepsini anlatıyorsun. Evet, yani burada yani neler var bunun dışında toksik olaylara bağlı? Bilateral pleural efüzyonlar görebiliyoruz. Ağrılar olabilir. Sistemik veya lokal alerjik reaksiyonlar olabilir. Steroidlere ve antibiyotiklere dirençli reaksiyonlar olabilir. Perikardiyal efüzyon da biz gördük. Burada kusma vesaire diyor ama ben bu kusma şikayetini görmedim metal zehirlenmesine bağlı. Hipersensitivite reaksiyonu daha çok cilt lokal reaksiyonlar halinde gördüm ben ağırlıklı olarak. Yani bizim yaptığımız çalışmada saçtaki yükseklikle ilişkili olsa da kendi klinik gözlemim alerjik reaksiyonlar adı altında. Tabii bu konuda genel alerjik reaksiyonlarla ilgili yapılan Pectus barlarla ilgili çalışmalarda %2.7 oranında bir toksik etki olduğu belirtilmiş. Diğer yayınlar, ortopedi ve beyin cerrahide yapılan yayınlarda %10 ile 15 arasında bildiriliyor ama bizim yayınlarda 2.7 ortalaması var. Yani özellikle bir tanesi nikel veya krom ya da molibden gibi ayrılmadan ortalaması verilmiş. En çok nikel alerjisinden bahsediliyor. En çok korkulanı o ama nikel alerjisi de bizim yani şeyde özellikle ayırt edemedik. Nikel alerjik reaksiyon daha alerjik bir eser element diğerlerine oranla önceki yapılan çalışmalarda. Fakat bizim barlarımızda nikel oranı çok yüksek değil, belki ondan çok da yüksek bir ona ait toksik bir şey bu çalışmalarda göremedim ben. Özellikle zaten ayırt etmesi de oldukça zor, hani nikeleme bağlı ama kandaki seviyesine bakarak veya idrar veya işte saçtaki seviyesine bakarak bunları söyleyebiliyoruz. Bazı çalışmalarda tabii o lokal etkileri, yani alerjik reaksiyonların olduğu bölgede örnekler alınarak yapılmış ve orada eser elementlerin, bardaki eser elementlerin yüksek konsantrasyonda bulunduğu da zaten tespit edilmiş. Bardaki oranlarına paralel bir şekilde tespit edilmiş. Dolayısıyla yani bu öncelikle o bölgeye yayıldığını göstermişler. Reaksiyonlarında en sık sebebin olduğunu düşündürmüş. Bunun dışında bu alerjik reaksiyonlarla ilgili çok değişik bulgular var. Hepimizin de gördüğü gibi. Bizim bir başka çalışmamız vardı. Onda şeye baktık. Pectus excavatum ve carinatumlardaki farka baktık. Pediatric Surgery'de yayınlandı. O çalışmada Pectus excavatum'daki eser element seviyesi yine saçta carinatumlardan daha fazla bulduk. Bunu da şuna bağladık. Pectus excavatum intratorasik barlar bulunduğu için orada bir proteinden zengin pleural pleural şeyler var, yapılar var, yani sıvı var. Bu da daha fazla barlar reaksiyona giriyor. Ve buradaki eser elementler o proteinlere bağlanarak daha kolay dolaşıma katılabiliyor. Bizim yaptığımız o çalışmada bu barları kaplayan bir kaplama şeyi var, fibroz doku var. Bu fibroz dokunun carinatum hastalarında daha kalın olduğunu gördük. Sınırlandırdığını, vücudun daha iyi sınırlandırdığını gördük. Ama excavatumlu hastalarda torakoskopik olarak baktığımızda o yapının, yani fibroz dokuyu, barı saran fibroz dokunun, hepimiz içeriden görürüz çıkarırken vesaire bazen, daha ince olduğunu gördük. Yani bu oradaki yapıların belki de inceliğinin vücuda geçişini kolaylaştırdığını düşündük. Excavatum'daki eser element miktarı anlamlı derecede daha yüksekti vücutta biriken carinatumlardan. Bu da yani vücuttaki diğer boşluklarla temas durumunda daha kolay geçtiğini gösterdiğini düşündük. Barların üzerine tabii bu şeyler eser elementlerin yayılması birkaç yolu oluyor. Bir barın hareketlenmesi var. Solunum hareketiyle bir hareketi de var.
Bara binen ortalama bir 14 kilogram civarında yük var. Bar öyle bir yük çekiyor genelde, ortalama tabii bu. İşte barın bara sürtünmesiyle çıkan bazı çiziklerden vesaire olan şeyler var. En sık buradan yayıldığı inanılıyor. Barın metalin metalle temasında oluşan sürtünmeden dolayı. İkinci sırada en çok metalin kemiğe dayanması ve onunla sürtünmesinden kaynaklanan yayılım. Üçüncüsü de metalin yumuşak dokularla olan teması sonucunda yayılmasından kaynaklanan bir yayılım olduğunu söyleniyor genel olarak. Arkadaşlarım, ben biraz da merak ettiği veya yorumlamak istediği şeyler varsa onları alayım. Hocam, sizin katkılarınız varsa. Tabii Murat, güzel özetledin. Birkaç soru soracağım. Sonra diğer arkadaşların da muhakkak, Tunç'un da, Esra'nın da, Selçuk'un da soruları olacak. Bu kelebeği hastaya 72 saat yapıştırdığını söyledin. Hı hı. Hiç alerjiyle karşılaştın mı? Aslında hocam belki bir tane, iki tane öyle hafif kızarıklık, çok rastlamıyorum. Evet. Çünkü ben de rutin yapıyorum. Hani evet. Hiç karşılaşmadım. Hani şeyde yapmıyorduk Marmara'da. Ama sonra ben muayenehanede açtıktan sonra rutin muhakkak yapıyorum. Ama sürpriz yani, hiçbir şekilde karşılaşmadım. İkincisi, saçta bakmışsın sen. Evet. Nasıl protokol izledin? Hani belki arkadaşlardan veya yapmak istersek çalışma diye. Hani kim bakıyor? Saçın protokolünü ben açıkçası bu çalışmayı hocam biz Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kimya bölümünden bir arkadaş ve Yeditepe Üniversitesi'nden bir genetik hocasıyla beraber yaptık. Şurada var We Perform Hair Collection at, işte burada toplandı. Ondan sonra bunlar sulandırılarak çözündürüldü saçlar. Yani böyle bir yöntemi var. Şurada yazıyor. Şeyi sormak istedim. O detayı değil de yani hangi bölümle, hangi aralıklarla, yani hastadan işte barı taktıktan kaç ay sonra, onları sormak istedim. Ha. Yani bunu o şöyle, evet. O şöyle hocam, barı takmadan evvel hastayı ameliyat için bar takmak için yatırdığımda saçını aldım. O saç benim kontrol grubum oldu. Daha sonra barı çıkaracağım zaman tekrar geldiğinde hasta, ortalama 35 ay civarında bir şeyimiz var. Hastaların yaş grubu ortalama 13'tü. Çıkarttığımızda yaş grupları ise 16'ydı. Tabii bu 13 yaşındaki saçın yapısıyla 16 yaşındaki aynı hastanın saçının yapısı arasında da her ne kadar demografik yapılar çok değişmese de yaşı değişecektir. Bazı değişiklikler olur ama bunu göz ardı etmek zorundaydık. Dolayısıyla aynı hastanın kendi saçını kontrol grubu olarak kullanarak 35 ay civarında tuttuk. Ve 35 ay sonra aldığımızda saçı, barı çıkarırken saç örneği aldık. Bu bizim çalışma grubumuz oldu. Şurada görüldüğü. İlk aldığımız saç da kontrol grubumuz oldu. Aynı hastanın saçı. Sonra gerçekten sonra bir daha almadım. Yani hayır. Daha sonraki uzun dönem takiplerde bunu almadık. Onunla ilgili de bir yayın var. Bunların 2 ile 4 yıl sonra bu eser elementlerin vücut tarafından normale geldiğini de çalışmışlar hocam. Bizim tartışmada vardı o, ben bahsetmedim. Yani ortalama 2 ile 4 yıl civarında bu hastaların kanda, şeydeki kanla yapmışlar bunu. Kandaki yüksek değerlerin normale döndüğünü belirtmişler. Tabii bizimki bu konuda saçta ilk defa yapılmış bir çalışma. Daha sonraki şeylerini... Saçlar almak da zor oluyor hocam, özellikle kızlardan. Bir de ameliyat şeyden sonra bari çıkarttıktan sonra gelin bir saç daha alalım desek ne yaparlardı bilmiyorum. Bir daha yanımıza uğramazlardı büyük ihtimalle. O yüzden kızlar da çok düşkün saçlarına. Şey yapamıyorduk, zor alıyorduk yani, azıcık bir şey ucundan falan diye. Zor aldık gerçekten yani, başlangıçta da sonradan da. Bazı çocuklar, küçükler biraz sorun olmuyor ama büyükler, adolesan denen bayağı bir zor oldu. Teşekkürler. Evet, Tunç, Esra veya Selçuk, sormak istediğiniz muhakkak. Evet arkadaşlar, bence belki çalışmanın şeyi, ana teması bence bunun alerjik reaksiyonlar. Yani bunlarda neler yapılabileceği. Belki bu konular üzerinde daha çok konuşabiliriz. Çünkü bunun amacı ona yönelik. Yani alerjik reaksiyonlar görüyoruz. Bunların nedenleri nasıl kontrol edilir? Ne kadar, ne zaman çıkar? Mesela biz hastalarda pleural efüzyon ameliyattan sonra hemen gördüklerimizi buna bağlamadık.
Ortalama burada belirttiğimiz gibi 40 gün civarında bir gelişen plevral efüzyonlarda biz bunu alerjik reaksiyonlara bağladık. Mesela Norfolk grubu diyelim hocam, değil mi? Donald Nass ve ekibinin olduğu yer. Onlar bu alerjik reaksiyonlarını 2007'den önceki yaptıkları yayında 2.7 belirtmişler ya da 2.6 civarında. Fakat daha sonra 2009'da yaptıkları yayında bunu 6.8'e çıkartmışlar ve şöyle izah etmişler. Biz daha önceden gördüğümüz bazı reaksiyonları enfeksiyon ve enfeksiyonlara bağlarken bunların alerjik reaksiyon olduğunu gördük. Çünkü bunların büyük bir çoğunluğu sterildi. Enfektif malzeme bulamadık. Dolayısıyla alerjik reaksiyon olup olmadığını anlamak için kan tablosunda yani enfektif proseslerin olmadığını, kültürlerin de üreme olmamasını, yani tüm tetkiklerinde enfeksiyon lehine bir bulgu olmadıktan sonra alerjik reaksiyon olarak tanımlanması gerektiğini söylemişler ki bizimkiler de öyleydi. Hemen hemen hepsinde kültürler negatifti. Yani sıvılarda sizlerin de tespitleri vardır. Plevral efüzyonlardaki örneklerimizin hemen hemen hepsi negatif geldi. Büyük bir çoğunluğu da zaten tedaviyle kendiliğinden geriledi. Rezerve oldu gitti. Cilt reaksiyonları için tabii bazı tedavi protokolleri var. Yani antibiyotik de verilebilen şey gibi bakterim grubu gibi tedaviler yanında tabii steroid öneriliyor. Lokal veya düşük doz genel. Fakat bunların da bir immünoloji ile beraber vermekte yarar var, özellikle steroid vermenin. Açıkçası ben çok tercih etmedim steroid vermeyi şimdiye kadar. Murat Hocam. Evet, Esra, buyur. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Mustafa Hoca makale saat yapalım deyince ben buna benzer bir çalışma seçmiştim. İlgimin olduğu bir konuydu. Teşekkürler tekrar sizin güzel anlatımınız için. Ben şeyi merak ediyorum hocam. Şimdi bunu yaptığımız, koyduğumuz yerleştirilen, atıyorum işte 2 bar koyduk daha fazla birikim oldu mu? Ya da tek barla da çok fazla salınabiliyor mu? Bir buna baktınız mı? Bir onu merak ettim. Evet. Buna bak, ikinci sorun varsa onu da alayım, ondan sonra cevaplayayım. Bir sorun daha var mı Esra? Evet. Teknik olarak biraz ama saçını saldım. Yani erkekler çok sık kestiriyorlar saçlarını. Yani kısa oluyor, dibinden mi köküne mi aldınız? Ya da ne bileyim işte kızlar boyattı, problem oluyor mu? Yani biraz onlara takıldım ben de. Evet. Ya onun bir yeri var. Boyun enseyle kulağın arasında 5'er santim sol taraf da bir yer tarif ediyor. Yani bir saç örneği alınacaksa şöyle saçın arkasındaki bir bölge. Genel olarak saçla ilgili çalışmalarda o tarif ediliyor. O bölgeden aldık. Çünkü saçla ilgili yapılmış çalışmalar var başka konularda. İkincisi... Köküne gerek yok, sadece kesiyorsunuz. Kesiyoruz. Onun bir şeyi var, bizim tüplerimiz var. En azından 1 gramın üzerinde bir şey olması lazım. Yoksa yeterli materyal olmuyor, eksik malzeme oluyor. Tabii zor oldu. Küçük çocuklardan da tıraşlayarak, büyük kızlardan da işte daha şey bir parça alarak oldu. Yani çocukları ikna etmek çok zor oldu. Hepsine teker teker uğraştım. Çünkü ben olmadan hemşireler vermiyorlardı. 2 bar, tek bar olayına gelince yine bu çalışmada var. Hayır, bu çalışmada yok. Diğer çalışmamızda var. Yani şu karinatum ekskavatum çalışması da var. Karinatum ekskavatum çalışmasında var. Şimdi orada Mirpe yaptığımız grupta bir grup 2 barlıydı, bir grup tek barlıydı. Bir de karinatumlarda malum hepsi tek bardı. O dönemler biz çift stabilizer kullanıyorduk. Çift stabilizer olanlarda tek bar da olsa çift stabilizer, karinatumda da çift stabilizer kullanıyorduk. Yani barın boyutunu hariç tutarsak stabilizer sayılarını da eşit kullandık. Fakat 2 bar koyduklarımıza da çift stabilizer koyduk. Onu belirteyim. Yani 4 stabilizer koymadık. Çok azında koymuşuzdur. Belki bir tane falan. Onun dışında hemen hemen hiç yoktur. 2 bar konulanlarda 1 bar konulanlardan daha yüksekti. Yani fakat
Hatta bu ikisi arasındaki şey istatistiksel olarak ikisi de yüksekti. İki grup arasındaki fark da anlamlıydı. Yani iki bar konulanda daha yüksek oranda birikiyor. Daha yüksek oranda geçiyor. Yani bar sayısıyla ilişkisi var bunun. Ama bu biriken eser elementlerin herhangi bir klinik yansıması bu çocuklarda olmadı. Evet, bunu işte yani birçok çalışma bunu gösteremiyor. Bu çok zor. Yani tutup çocukların yani işte dalaklarından, karaciğerlerinden örnek alamıyorsunuz. Acaba birikim yapıyor mu diye. Ya da yani bu kan dışında, idrar dışında bir örnek almak çok zor. Bununla beraber oluşan bir reaksiyon olduğunda işte ailelerle beraber çok sıkı korele olsanız bile olan şikayetin buna bağlamak çok zor. Bir de biz çalışmanın sonunda bu şeyi yaptık. Yani aldık örnekleri. Dikkat edin, çalışma 2013'te başladı, 2019'da bitti. Yani gruplar. Niye? Çünkü 2013'te koyduğumuz bir tane barın bir kısmını 5 yıl sonra çıkardık. 2019'da. Yani 2018'de çıkardık. Ürünlerin toplanması, çalışılması vesaire 2019 oldu. O yüzden yani çalışmadaki tümünün, yani o dönemdeki şikayetlerin hangi hastada ne yüksekti de onun hangi şikayetine bağlı bu olduğu olayına giremedik hiç. Fakat çalışmalarda yani isterse yüksek olsun, isterse hastanın şikayeti olsun, o şikayetin o yükseklikten olduğunu gösterecek bir parametremiz yok. Yani bunun buna bağlı olduğunu gösteremiyoruz. Zaten ben bu çalışmaya ilk başlarken bu firma yabancı bir firmaydı. Onlara teklif ettim. Çok sevindiler. Aa hocam, biz çok şeyiz. Böyle çalışmadan yanayız. Bilimsel çalışmalara destek olmak istiyoruz zaten gerçekten. Hemen konuşalım, yapalım falan dediler. Ben de çok sevinmiştim. Sonra tabii ana merkezlerini aradılar. Ana merkez kesinlikle olmaz dedi. Bu çalışmaya destek veremeyiz. Toksik şey bakıyoruz yani. Barın toksik etkileri var mı yok mu ona bakıyoruz. Ondan sonra bu çalışmaya destek olmadılar. Çok zor çalıştık bunu. Yani o şeyleri yapmak çok masraflı oldu. Yeditepe Üniversitesi çok ciddi destek oldu da sağ olsunlar, o sayede yapabildik. Elimizde patlayacaktı yani, kalacak ürünler. Öyle zor bunlar. Bir de süreyle ilişkisi var mıydı? Atıyorum 2 yıl tutulanlarla daha az, 5 yıl tutulanlarla daha fazla gibi bir şey çıktı mı? Ya biz mesela 6 ay daha dursun diyoruz bar ama 6 ay daha salınıyor mu şeyler? Evet. Ya çok güzel, bunlar benim de aklıma geldi Esra. Ama ne yazık ki o 5 yıl tuttuğumuz sayı çok az. Yani çoğunluk tuttuğumuz 3 yıl ya da işte 2,5-3 yıl, öyle değil. Yani o kadar az ki karşılaştırma yapmıyoruz. Propensity çalışmak lazım. Çünkü onlar büyük grup. İleri yaş, daha uzun süre tuttuklarımız. Doğal olarak hem sayıları az hem de çok az koyduğu bir grup. O propensity'yi yapmadık, yapamadık yani. Elinize sağlık hocam. Çok teşekkürler. Elinize sağlık Murat hocam. Ben de bir soru sormak istiyorum. Bu şeyde yara yeri açılan hastalarda enfeksiyon artık demiyoruz zaten bunların hepsine. Evet. Kültür alıyoruz ama üreme olmuyor zaten o yara yeri açılanlarda. O yara yeri açılanlarda, açılmayanlara göre hani karşılaştırma yaptınız mı hocam? Hocam yok, dediğim gibi nasıl karşılaştırma? Biz bunları numuneyi hasta bazında çalışamadık. Yani keşke öyle bir imkanımız olsa. Yani hastanın örneğini alıp hemen gidip çalışabilsek, ondan sonra bu arada hastayı takip edebilsek de onunla ilişkisini saptayabilsek falan gibi. Ya çalışmanın sonunda ürünlerin hepsini alıp da toplu çalıştığımız için bu arada olan şeyleri karşılaştırma imkanımız olmadı. Anladım. Elinize sağlık. Şimdi hani metal nikel karışımı barları işte biz bırakalı işte yaklaşık 1,5 yıla yaklaştı. Şimdi son titanyum bar kullanıyoruz artık biz bütün hastalarımızı. Titanyum barlarda da sıfır. Yani hiçbir şekilde ne yara yerinde açılma, ne yara yeri kızarıklığı, hiçbir enfeksiyon. Yani metal nikelde gördüğümüz yara yeri şeylerinin hiçbirini görmedik. Açılmalarının veya kızarıklıklarının, akıntılarının. Her şey sıfırlandı hocam bizde. Evet hocam, şöyle o konu şöyle bir şöyle bir bakabilir miyim? Şu yayını bir tanesini görebilsem. Kanada çalışmasında galiba vardı. Böyle bir şuraya çıkamadım.
Şunu nasıl yapayım ben? Şurayı bir küçülteyim, indireyim biraz aşağıya. Ah, ne olduk? Tamam. Hocam sanıyorum şu Kanada çalışmasında vardı. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Bakın bu Kanada çalışmasında. After discussing metal allergies, some families ask why don't you use titanium bars in every patients? There are three reasons. Yani burada demişler ki titanyum barlar niçin her hastada kullanmıyorsunuz? Bir metal alerjiye olmayacağını kesinlikle garanti edemiyorsunuz. Çünkü titanyum barlara da karşı daha az oluyor alerji ama var, yok değil. İkincisi, yani bu içindeki titanyumun içindeki sadece titanyum değil, alüminyum veya vanadyuma karşı da olabilir. Kesinlikle dışlamıyorum onları. İkinci neden, bu barların malleable olmasında sıkıntı var deniyor. Siz onu daha iyi bilirsiniz. Yani siz bu barları nasıl şekillendiriyorsunuz? Çünkü bunların tarif ettiğine göre barın hastaya göre fabrikada hazır bükülerek gelmesi şeklinde bir şey söylüyor. Ben bunu bir iki yayında daha gördüm. Yani bükülmesinde ve hastaya uygun şekli verilmesinde zayıflıktan bahsediliyor. Üçüncüsü de daha pahalı olduğu. Burada 4-5 kat daha pahalı demiş. Ya sanıyorum bize 4-5 kat değil. Ve yani bütün bunları karşılayacak yani bir avantaj yönünden şüphe beyan etmişler. Bu yayını özellikle hocam ben şurasını işaretleyerek koydum. Bundan ötürü demişler bu yayın Kanada grubunun yaptığı bir çalışma. Yani biz demişler titanyum barları çelik barları kullandıklarını belirtmişler. Yani bu bizim ülkemiz şartlarında düşünürsek eğer fiyat farkı çok değil. Ben bükebiliyorum, bu şekli kolaylıkla veriyorum. Derseniz avantajlı tabii ki. Hani oradaki bir de alerji hiç görmüyorsunuz ama onların da dediği az da olsa görülebilir. Yani daha düşük diye olarak kabul ederiz. Fiyat farkını da ben bilmiyorum hocam. Yani diğerlerinin oranla ne kadardır fiyat farkı bizde? Onu da tam bilmiyorum. Çünkü ben henüz kullanmadım onları. Hocam şöyle söyleyeyim. Gerçekten sıfır. Yani hiçbir yarı açılmadı. Hiçbir akıntı görmedik son 1,5 yıldır. Yaklaşık 180 vaka oldu. Titanium bar kullandığımız. İkincisi de titanium daha farklı, pahalı olabilir ürün olarak. Üretici alımına bağlı o. Titanium'un alaşımına bağlı. Ama firma şu anda neredeyse sut fiyatlarıyla veriyor. Sut fiyatları da arttırıyor biliyorsunuz. Çelikler şu an daha pahalıya satılmaya çalışılıyor. Fiyat farkı yok yani. Titanyum'da. O arada o vanadyum falan karışımlardan bahsediyor. Hayır, saf titanyum bu. Titanyum diğer işte kemiklerde de biliyorsunuz kolda, bacakta, platin denilen şeyler, o titanyumlar işte travmada kullanılan aynı malzemeden üretildiği için çok kolay bir şekilde şekil veriliyor. Yani şekil, yani bir şey. Çelik bar gibi şekilde biliyorsunuz. Öyle aynen mi? Aynen öyle. Tabii. El bükücüsüyle şekil veriliyor. Hiçbir ekstra bir enerji sarf etmiyoruz biz. Bu yayınlardaki şekil verilmesindeki güçlük neden nasıl bahsedilmiş? Yani başka türlü mü? Yayınlar mı eski? Karışımdır hocam. Titanyum değildir. Evet, biraz onlardan. Vanadyum ve şey demişti orada. Belki onlardan olabilir. Yani firmanın bana söylediği böyle kalıp kalıp titanyum plaklar alıyoruz. Titanyum yurt dışından geliyor onların hepsi. Grad 5 diyor. Onu oradan kesiyoruz diyor. İçine başka bir şey eklemiyorlar yani. Vanadyum diye bir şey. Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Şeyle ilgili. Şimdi Park yani Güney Kore'de titanyum bar kullanıyor. Rusya'da titanyum çok ucuz ve çok bol. Vladimir Kuzmiçev titanyum kullanıyor. Geri kalan dünyadaki bütün yani Amerika'da, Güney Amerika'da bütün göz cerrahları çelik kullanıyor. Evet. Şimdi titanyumun
Alerji burada bu Kanadalı grup biraz önyargılı konuşmuş gibi geldi bana. Çünkü ben de Tunç'a katılıyorum. Titanyum gerçekten alerji açısından çok üstün. Alerji oluşturma çok şeyi düşük. Ancak bir konuda Tunç'a katılmıyorum. O da bu titanyum bizde bu tasarım bunu üretmeye başladığında titanyumla da yapabilir miyiz arayışına girdiler. Bunlar. Birkaç örnek getirdiler. Bir örnek titanyum çok kolay böyle yumuşacık bir titanyum. Bir örnek şey gibi mümkün değil yani bükmek. Yani titanyumun içine sonradan ben sorarak öğrendim. Kadmiyum gibi işte burada bahsettiğin elementler gibi ilave edip yumuşatılıyor dediler. Dolayısıyla Vladimir'le konuştuğumuzda dedi ki bizde kadmiyum ilave ediyorlar ve o da alerji yapabiliyor. Yani az oranda ama Tunç yani hiç yapmıyor olabilir tabii. Senin vaka sayın şeyde uyguladığında ama bir miktar içinde bir şey olduğunu zannediyorum. Ama titanyum gerçekten ben şu anda kullanıyorum Tunç'un kullandığı titanyumu. Eğilebiliyor Murat. Yani rahatlıkla şekil verilebiliyor. Çelik kadar şey değil ama hani kolay değil ama yine de şekil verilebiliyor ve bir dolu şeye göre de üstün. Ben söylemek istediğim evet. O kadar. Benim bu yayın dışındaki yine şeylerin hocam Norfolk grubunun da yayın yazısında var o. Şekillendirilmesiyle ilgili güçlüklerden hep bahsetmişler. Yani onlar da bundan bahsetmiş. Ben mesela şeyi şaşırdım. Yani Amerika işte her şeyin en iyisini, en pahalısını kullanır. Niye titanyum kullanmıyor? Örneğin NAS ve işte Robert Kelly vesaire, Koretsky niye kullanmıyorlar? Biraz tedarikçi firmaya da bağlı. Yani tedarikçi belki firma... de biyomet kullanıyorlar onlar. Biyometin sanıyorum şeyi. Tabii. O eğer öyle bir şey yoksa, yani tedarik şansı yoksa onunla yetiniyorlar. Yani öyle devam ediyor. Güney Peki. Kore mesela titanyum kullanıyor. Şey park oldukça da güzel. Yani kolay şekil verilebiliyor. Yani aynı Tunç'un söylediği gibi. Evet. O zaman biz de denemek isteriz hocam. Onlar gelsinler. Biz de deneyelim. Yani en azından daha az böyle alerjik reaksiyon görürüz. Titanyumu şey yapmak isteriz. Bu yazılardakilerini ben toparlayarak sunuyorum malum. Genel olarak benim gördüğüm yazılarda ki bununla ilgili 2 veya 3. yayınımız oldu. Bu alerjik reaksiyonlar, metallerin geçişi, yani kan vesaire idrar konularıyla da çalıştık daha önce. Yazıları incelediğimizde yani titanyum barlar tamam daha az alerjik, işte MR'da uyumlu vesaire yararları da var. Ama hep o şekillendirme sorunu var. İşte mesela sanki çelik barlar daha fazla yük çekermiş, daha iyi yük çekermiş de titanyum bar daha zor, daha az yük çekermiş gibi dolaylı ifadelerle karşılaştım. Ama en çok şekillendirmede güçlük özellikle cerrahı tatmin etmesini güçleştiriyor türü ifadeler var. Yani öyle zor şekillendiriliyor ki cerrah onu koyarken çok da rahat etmiyor ameliyatı bitirirken. Yani o verdiği şekil onu tatmin eden bir şekil olmuyor şeklinde ifadeler vardı. Ama tabii yayınların tarihine bakmak lazım ya da üretilen yerler demek ki değiştirilen içeriklerle bu iş çözülebilmiş. Evet. Selçuk senin sormak istediği bir şey var mı? Selçuk da grupta zannedersem. Evet herkese iyi akşamlar. Biraz geç katıldım. Belki yayının başını dinleyemedim ama gerçekten Murat Hocam'a teşekkür ediyorum. Yani bizim çok fazla yaşamadığımız ama aralıklı olarak işte cilt reaksiyonları, seroma veya çok nadiren de pleural efüzyonla karşılaştığımız bir problem bu. İşte bara karşı gelişmiş alerjik reaksiyonlar. Hani biraz daha herhalde akut, subakut ve kronik süreç gibi herhalde ayrılıyordu. Öyle hatırlıyorum ben. Benim sadece sormak istediğim şeylerden biri şu Murat Hocam öncelikle. Şimdi sonuçta vücut için toksin sınıfında olan eser elementler bunlar. Ve hani toksinlerin en büyük etki ettiği yer karaciğer.
Hani karaciğer fonksiyon testlerinde herhangi bir değişiklik var mıydı bu öncesi ve sonrası yaptığınızda? Hiç bunu görme şansınız oldu mu? Sadece AST aleti olarak değil de GGT olarak. Ya da hani düşünülebilir miydi acaba bir karaciğer ultrason yaptırmak? Hani yani hani fikir olarak soruyorum. Onun haricinde çocuklarda mesela kabızlık, ishal, irritable bağırsak sendromu gibi problemler oluyor mu? Çünkü karaciğer toksisitesinde hani toksik düzeyde olmasa bile, eser düzeyde bile olsa gastrointestinal sistem değişiklikleri oluyor. Hiç bununla ilgili bir geri dönüş oldu mu size bu çalışma süresince? Ayrıca şunu sormak istiyorum. Yani gerçekten ben kendim de uygularken bara şekil verdiğimiz durumda o bar üstündeki kaplamanın kalktığını görüyoruz. Çok net bir şekilde görebiliyoruz. Az önce de bahsedildi. Hani yani sonuçta teknoloji çok gelişmiş durumda. Kişiye özgü hani şekillendirilmiş bar uygulaması daha faydalı olabilir mi? Hani tüm gruba soruyorum bu noktada. Onun haricinde ne bileyim gelecek adına 3D yazıcıların bize bu konuda yardımcı olacağını düşünüyor musunuz? Ya da bu barların şekillendirildikten sonra yani ne bileyim hastanın kendi kanından üretilmiş bir özel malzemeyle kaplanmasının bir faydası olabilir mi? Hani bu da geleceğe dönük bir soru. Teşekkür ediyorum. Hani gruba doğru da soruyorum. Murat Hocam'a da. Ya, teşekkür ederim. Çok güzel sorular. Birincisi barların hastalara göre şekillendirilmesini büyük bir teknolojik şey olur. Devrim olur. Ama gerçekten bizim bu konuda yapmamız zor bu şartlarda zannediyorum. Çünkü yani hastanın tamamen şekillendirilmiş bir template'ini alıp fabrikaya göndermeniz gerekiyor. Fabrikadan hani bazen iki bar mı tek bar mı koyacağımız bile belli olmuyor. İşte fabrikadan onun gelmesi lazım. Ben ilk bir Amerika'da bu ameliyatı izlemiştim. Orada barları bir gün önceden şekillendirmişler meğerse. Hastaya getirdiler ameliyatta. Direkt barı çıkarttılar steril bir şekilde. Böyle bükülmüş mükülmüş. Ondan sonra ben de şey zannettim o zaman sordum. Ya dedim bunu fabrikada mı şekillendirip göndermişler böyle hastaya? Yok dediler. Biz bir gün önceden şeklini aldık. Büktük, sterile verdik. Burada bükmekle vakit kaybetmeyelim diye workshopta. O yüzden çıkarttık, hemen steril taktık dediler. Yani o güzel bir fikir ama hani uygulanabilir mi ülkemiz şartlarında? Çok zor. İkincisi yani karaciğer fonksiyon testlerinde gördüğüm hiçbir yükselme yok. Yayınlarda da yok hocam. Yani bunlarda bir karaciğer fonksiyon testlerinde şuna bakın diyorlar, SRP'yi takip edin. Enfeksiyonunu dışlamak için akut faz reaktanlarına bakın. Lökositozu var mı? İşte diğer şeyleri var mı? Onlar yoksa, sadece SRP yüksekliği varsa, yani bu sadece bulgusudur diyorlar yani. Ama açıklanamayan, başka bir sebebi olmayan SRP yüksekliği. Onun dışındaki şeyler enfeksiyon lehine yükselme varsa. Karaciğer enzimleri GGT vesairede hiçbir yayında veya bizim çalışmada yani prop tahlillerinde bazılarında hani bakalım bir iki tanesinde ayrıntılı istedik yok. Toksik bulguyu belki hani onunla olabilir açıklayabilir miyiz? Hocam onunla açıklayamayız da yükseldiğinde bütün onu yapan diğer nedenleri dışlamanız gerekiyor. Üçüncüsü irritable bağırsak sendromu gibi bazı şikayetler ne yazık ki bize hiç geri dönüş olmadı yani bunlarla ilgili. İşte çoğunluk yaş ortalamamız koyduğumuzda 13, ortalama çıkardığımız 16, ortalama 14-15 yaş grubu çocuklarda bu tarz şikayetler ya olmadı ya belirtmediler ya da işte aile ona yormadı. Onunla bize dönüş olmadı. Yani başka türlü sendrom şikayetlerde hiçbir aile de bunu düşünmedi. Aslında bizim bunlara bir yani form olarak bunlar olursa bize başvurun dememiz gerekir. Fakat yani bizim de bu olan bir irritable bağırsak sendromu olan bir bulgusunu bir başka bir şeyi de buna bağlamak için de çalışmayı yapacak bir şeyimiz yok. Yani ortamımız yok. O da çok zor onu ayırt etmek. Yani o çocuk ne yedi, bir gün önce ne yedi, ne zamandır ne yiyor, etrafı nasıl, ne kullanır, ne kullanmaz gibi. O kadar zor ki ayırt etmek onu.
Dolayısıyla o konu da öyle açıklığa kavuşturulamadı. Kendi kanıyla barıları kaplama işi tabii ki ileriki zaman dilimlerinde düşünülebilir. Yapılabilir mi bilmiyorum. O ilk soruyla paralel olur herhalde. Bara aynı şekilde fabrikadan üretimini yaparken kendi kanıyla vesaireyle kaplamak. Çünkü bükerken doğru kaplamaları sıyrılabiliyor. Kırıklar oluyor barda. Hatta oradan metal barlar elementlerine, sıra elementlerine daha kolay yayıldığı söyleniyor zaten. Öyle gelirse, kaplaması da olursa tabii ki daha az bir reaksiyon olabilir ama yine de vücut bunu bir yabancı cisim olarak algılıyor. Ve bu yabancı cismi üzerine bir saldırıyor. Yani onu parçalamaya, yok etmeye çalışıyor. Ve bu sırada bazı parçalar koparıyor ondan. Eser elementler böyle vücuda yayılıyor, dağılıyor. Makrofajlar içerisinde fagosit edilerek. Yani ondan sonra proteinlere bağlanarak da yayılabiliyor gibi. Alerjik reaksiyonları uyandırıyor. Tam tip 4 alerjik reaksiyon yapıyor ama biz bunların kimde ne kadar yol açtığını, nasıl alerjik, hangi bulgularla geldiğini hala tespit edemiyoruz. Ama ilerideki teknolojide belki yani barın şekillendirilip de üzerine bir kaplama, vücudundan, kendi yapısından bir şeyle kaplayaraktan konulması oluşabilir, geliştirilebilir. Teşekkür ediyorum. Selçuk'un sorduğu soru için, ben Portekiz'de bir firma bu fabrikada bükülmüş 3D ile tomografiye göre yapılmış barı pazarlıyor. Ben kullanmadım ama benim kanaatim, hani şimdi şeyden sonra erişkin hastayı daha çok yapmaya başladım. Yani ameliyat sırasında hem boyları değişiyor. Ben ameliyattan önce hastayı muayene ediyorum. Bar numaralarını yazıyorum. Diyorum ki buna 32, buna 33, buna 31 kullanacağım. Ameliyat sırasında o barları ameliyattan önce büküyorum. Ameliyat sırasında değiştiriyorum onu tekrar. Yani o bükülmüş barı şekil vermemek çok büyük hata olur diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Tabii eski şeyler çoğu zaman demode oluyor. Belki hani hazır barlarla ameliyatlar yapacak bundan sonra. Ama benim kanaatim bu konuda hazır bükülmüş barların sıkıntı yaratacağı. Evet. Değerli arkadaşlar, bir saatimiz doldu. Yani aslında 1,5 saate yakın oldu ama esas makale saati. Ben son birer soru veya birer cümle sırayla, kıdem sırasına göre Tunç'la başlayayım. Evet Tunç. Evet abi, çok teşekkürler. Hocam çok teşekkürler bu güzel sunum için. Yani hani titanyum konusunda da mesela belki hani alaşım konusunda da yine testlerde yapmak lazım. İşte vanadyum %4 vanadyum varmış, %6 alüminyum varmış. Ben şimdi internetten baktım, titanyum grad 5'te kullanmış. Belki onlar da birikiyordu, bilmiyoruz yani. Denemek, şey yapmak lazım. Testini yapmak lazım onu da. Elinize sağlık, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Açıkçası belki titanyum için değil ama özellikle alüminyum için toksik etkide olabilir. Yani titanyum tip 5 mi dediniz? Grade 5'te bir de grade 6 kullanılıyor galiba sağlıkta. Titanyumlarda grade 5 ve grade 6 kullanılıyor. Evet. Bizim kullandığımız titanyum şu an grade 5. %90 evet. Titanyumdan, %6 alüminyumdan, %4 de vanadyumdan oluşuyormuş. Hatta vanadyum 5 de galiba onun. Vanadyumların da şeyleri var. Belki onlar, yani onların düşük oranda olması toksik etki azaltır. Titanyumdan çok beklemiyoruz ama alüminyum da son derece toksik, yani yüksek oranda değilse çok, o da oldukça etkili bir toksik malzeme içeriyor. Ama ben de onu kullanmak istiyorum, titanyumu. En azından bir süre kullanıp bir görelim. Yan etkiler, yani alerjik reaksiyonların azlığı bizim için de önemli. Teşekkür ederim. Evet, Selçuk, sen bir cümle, soru veya katkı. Öncelikle bu konu için Murat Hocam'a teşekkür ederiz. Yani şunu söyleyebilirim. Ya bir kongrede bir oturum konusu bence bu. Birçok kişinin faydalanabileceği ve fikrini paylaşabileceği. O yönden inşallah önümüzdeki süreçte bir kongrede veya bir sempozyumda bir arada hani bu konuyu daha da katılımcıyla tartışma imkanımız olur. Bir diğer konu da zaten hocam yani Karinatum'da herhalde bu konuyu hiç konuşmayacağız ilerleyen dönemde. Görünen o, hani ortez gerçekten çok başarılı bir şekilde devam ediyor kullanımı. Yani ben de kendi hastalarımda
Yani bu son 2 yıl içerisinde fazlaca gördüm. Ancak yani NUS cerrahisi yapacağımız hastalar için hani pectus excavatum'da yine bir tartışma konusu olacaktır bu alerjik reaksiyonlar. Teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ ol Serkan. Sen bir cümle veya soru katkı. Ben de teşekkür ederim. Zaten arada çok konuştum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben şimdi önümüzdeki ay toplantı 27 Nisan'da. Gerçekten Selçuk'un belirttiği gibi çok güzel, Murat'ın da çok güzel bir orijinal bir çalışma bu. Ve Murat'ın daha önceye dayanan başka çalışmaları da var bu alerjiyle ilgili. Çok çok faydalı bir tartışma oldu. Bilimsel değeri oldukça yüksek. 27 Nisan'da da biz Selçuk'u dinleyeceğiz. Selçuk da yine erişkin ve gençlerde komplikasyonları karşılaştıran bir makale sunacak. Yine bir dolu şeyi tartışacağız muhakkak. O nedenle önümüzdeki ayda yine aynı yoğunlukta ve aynı heyecanda olacağını tahmin ediyorum. Ben Hava Hanım'a, diğer izleyici hastalarımız, annelerimiz var. Onlara da teşekkür ediyorum. Bir sonraki ayda buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Bu kıymetli zamanınızı buraya ayırdığınız için. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Teşekkür ederim herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.